Merhaba, Gökçe Dayanç ben. 1977 yılında Kırklareli'nde doğdum. Davula babam sayesinde başladım. Yani babam davulcuydu. Çok meraklıydım. Yani küçük yaşlarda, 7-8 yaşlarında onun davuluyla başladım. Çeşitli okul gruplarında çaldım. Liseye kadar işte ilkokul olsun, ortaokul, işte lise dönemi okul gruplarıyla geçti. Tam profesyonel olarak işte 17-18 yaşlarımda başladım bu işe. Aslında şöyle bir şey, eğitim almadım. Tamamen yani kendi hevesim ve merakımla bir şeyler yapmaya çalıştım çok uzun süre. Yani o zamanlar şimdiki gibi imkanlar da yoktu. Hep başka davulcuları izleyerek bir şeyler yapmaya çalıştım. Yani bunun dışında tabii çok müzikle zaten iç içe olduğum için hani çok müzik dinleme imkanım vardı ve yani tekrar babam sayesinde çok çeşitli müzikler dinleme imkanım vardı. Yani şöyle söyleyeyim, evde müzik eksik olmazdı. Yani her tür arabesk hariç. İşte hani caz olsun, işte funk olsun, soul olsun, işte rock olsun. Her türlü müziği dinleme imkanına sahiptim. Yaklaşık 10 yıl Haluk Levent'le çalıştım. Çok uzun bir süre. Albümlerde, konserlerde, işte canlı performanslarda. Serdar Öztop. Şu anda yani aktif olarak çalıştığım sanatçılar Haluk Levent, Serdar Öztop, Malt. Onun dışında yani birçok ünlü sanatçıyla çalıştım. Küçük yaşlarda ya bir davulum yoktu. Hep başkalarının işte davuluyla, setup'ıyla çalıştım. İşte hani şey gibi bir yere gidiyorsunuz. Orada bir davul var. O davulu çalmak zorundayım falan. İşte bu sebeple hiçbir zaman hani davulu solak kurma imkanım olmadı. Olmadığı için de sağ kurulmuş bir setup'ı yani sol kurmaya kendimi alıştırdım. Daha sonra tabii ilerledikçe ve işin farkına vardıkça open hand işte açık el tekniğinin olduğunu fark ettim. Ve o şekilde hani geliştiği için tekniği veya işte çalımı o şekilde devam ettim. Aslında sebeplerden bir tanesi de şey, teknik bir imkan. Çok küçük yaşlardan itibaren hani işte double bass drum işte ya da hani twin pedal işte kullanmayı seviyordum. Fakat yani ülkemizde de hani geçmiş yıllarda çok bir imkan olmadığı için şimdiki gibi gelen twin pedalların hepsi sağ setup'a göre olduğu için biraz da mecbur kaldım ben hani sağ kurulmuş setup'la sol çalmaya. Setup'tan biraz bahsedeyim. Normalde sağ kurulmuş bir setup. Farklı olan benim sol çalıyor olmam. Açık el yani open hand tekniğiyle çalıyor olmam. Sol tarafta right var. Fakat sağ tarafta da bir right var. Tabii ki sol tarafta right olması hani sol ele hakim olduğum için tabii ki olmak zorunda bir şey. Sağda niye var derseniz sağda da işte kendime göre mesela hani sağ elle çalan bir davulcu arkadaşa göre ne yapar? İşte hi-hat'i sağ eliyle kullanır. Sol el trompettedir. Ondan sonra ben bunu tam tersini ride'ı yani sağ taraftaki ride'ı kullanmanın amacı sol elle ride'a hakim olup yani tekrar sağ elimle trompete hakim olmak isteyişim. Bunun dışında ride'ların işte twin pedalla veya işte double bass drum işte teknikleriyle bir alakası var. Yani benim açımdan şöyle bir teknik keşfettim diyebilirim aslında. Right'ların işte bel kısımlarını, orta kısımlarını kullanarak yani şöyle bir şey, sol, sağ, ayaklarda sol, sağ yani şeklinde 16'lı
16'lık notalarla farklı kombinasyonlar yaratmak istemem. Yani bunu kullanan dünyada davulcular var. İki hayat tabii kullanıyorum. Hem birbirinden tınları farklı, hem biri ayak kontrolünde açıp kapanabilir halde tabii ki. Diğeri sürekli kapalı halde kullanıyorum. Fakat ikisi de aynı yerde. Hani normal saat çalan arkadaşlara göre onların hayatları sağda da var, solda da var. Ben de ikisi yani şu şekilde üst üste mecbur, çünkü sol el hakimiyeti için. Kapalı hayatı kullanmamın sebebi twin'le yaptığım hareketleri kapalı hayatla yapmak isteğimden kaynaklanıyor. Bunu tek hayat üzerinde de yapabilirsiniz. Yani çeşitli hayat clutch'larıyla, bu aparatlarla. Fakat tabii ki o aparatla hayatı kapatmaya çalışmanız, sizin şarkı içerisinde çalarken bir vuruşunuzun eksilmesine sebep olacak. Bu yüzden ayrıca bir kapalı hayat kullanıyorum.